Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Avukat Medine Yapılmışev, 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümü olması sebebiyle yazılı bir basın açıklaması yaptı. Milliyetçi Hareket Partisi Korkut El İlçe Başkanı Medine Yapılmışev yapmış olduğu yazılı basın açıklamasında şu ibarelere yer verdi. Cumhuriyet tarihinden bugüne kadar görülmemiş bu alçaklığın karşısında milletin kanıyla, canıyla kale olduğu yakın tarihimizin belki de tüm zamanların en kararlılık günü olan 15 Temmuz darbe girişiminin 3. yıl dönümü. Türkiye bugüne kadar gerçekleşmiş birçok darbe gördü ama devlet kurumlarının üzerine yağan bombaları, vatandaşın üzerine yağan kurşunları, masum halkın üzerinden geçen tankları ilk defa görmüştür. O gün hainler devleti kendi içinde çatıştırma, milleti devletle karşı karşıya getirmeye çalıştılar. 15 Temmuz'da bir işgal hamlesi denediler. Türk devleti içinde kanserli hücre gibi büyüyen çete, köşeye sıkışmanın etkisiyle de harekete geçmiştir. Ama millet kanı dökülmesi, daha da ötesi canını verme pahasına bu çetenin tüm oyunlarını bozmuştur. 15 Temmuz öncelikle hain bir darbe teşebbüsüdür. Ayrıca bu çetenin teorisyenleri, kuryeleri, taşeronları, planlayıcıları, sahadaki tetikçileri belli olan iblisane bir işgal denemesidir. Bu hain kalkışma, asırlardır süren saldırı ve hain senaryoların en vahşi, en acımasız türüdür. Bu kadim ve Necip Türk milleti ortaya koyduğu iradeyle bu yok etme girişimini destansı bir direnişe dönüştürmüştür. Devletine sahip çıkmıştır. 15 Temmuz destanı ihanetin karşısına dikilen milli vicdandır. 15 Temmuz demek Cumhuriyet'in şeref ve kazanımlarını koruyan milli siperdir. 15 Temmuz Türkiye'nin bölünmesine karşı al bayrağımızın gururla yükseltilmesidir. Ancak hiçbir zaman unutmamalıyız ki tarih geçmişten ders çıkarmayan milletlerin hezimetleriyle doludur. 15 Temmuz hain darbe ve işgal girişiminde vatan ve millete sahip çıkılması gerektiği andan itibaren siyasi taraftarlığı, husumeti bir kenara bırakıp liderimiz Devlet Bahçeli Bey'in dediği gibi önce ülkem ve milletim, sonra partim anlayışı ve inanışı ile topyekün devletlerin yanında yer alması, milli ruhun ve şuurun bütün fertleri sarıp sarmalaması gerektiğini çok açık bir şekilde ortaya koymuştur. 15 Temmuz sonrası 7 Ağustos'taki yeni kapı ruhu da 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Anayasa Değişikliği Referandumu ve 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri ve son olarak 31 Mart seçimlerindeki Cumhur İttifakı ruhu işte bu ruhtur. Milletine, devletine amansız, fakatsız, hesapsız sahip çıkanların ruhudur. 15 Temmuz'un ne olduğunu anlamak, unutmamak, sürekli akıldan çıkarmamak şanlı tarihimize karşı bir görevimizdir. Bu vesileyle 15 Temmuz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün geleceğimiz açısından yeni bir diriliş olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene.